Hayata Dair Püf Noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün aloe veralarla karşınızdayım. Aloe vera bakımında yine sizlere çok önemli püf noktalardan ve aynı zamanda aloe vera gelişimini destekleyecek, hızlı büyümesine yardımcı olacak ve bol bol yavru çıkarmasına yardımcı olacak. Bugün sizlere bir karışımdan bahsedeceğim. Aloe veralarımı gördüğünüz gibi gayet sağlıklılar ve gayet güzel gelişiyorlar. Özellikle sizlerde de aloe veralarınızın bol bol yavru vermesini istiyorsanız ve hızlı bir şekilde büyümesini istiyorsanız dikkat etmemiz gereken en önemli püf noktalardan bir tanesi kesinlikle seçmiş olduğumuz topraktır ve toprak içerisindeki karışımlardır. Kanalımda sizlere aloe vera'nın gelişimini destekleyecek farklı karışımlardan bahsediyorum. Bugün de yine sizlere aloe vera gelişiminde büyük fayda sağlayan kokopitten bahsetmek istiyorum. Elimde görmüş olduğunuz bu blogun ismi kokopittir. Duyanlarımız muhakkak vardır fakat duymayanlar da vardır. Ben sizlere kokopitin kısa olarak anlamını söylemek istiyorum. Kokopit hindistan cevizi torfudur. Hindistan cevizi torfu bu şekilde bloklar halinde satılıyor. i̇çeriği genel olarak Hindistan cevizinin kabuk ve liflerinden oluşan bir karışımdır. Bu kesinlikle organiktir. O yüzden bitkilere herhangi bir zararı yoktur. Fakat yararı çok fazladır. Koku kullanabilmek için bunu suda ıslatmak gerekiyor. Şimdi sizlere bunu nasıl kullanacağımı da göstermek istiyorum. Koku gördüğünüz gibi bakın bileğinin içerisine koyuyorum. Bakın gayet ince. Elimdeki çok büyük bir blok değil. Sadece çiçeklerim yetecek kadar ben aldım. Ve şimdi gördüğünüz gibi leğenin içerisine koydum. Üzerine yaklaşık olarak 1,5 litre su koyuyorum. E, kokopit'in zaten en önemli özelliklerinden bir tanesi çok yoğun bir şekilde su çekiyor, su emiyor ve birazdan bu ince tabakanın nasıl şiştiğini ve nasıl çoğaldığını sizler de göreceksiniz. Çiçeklerde kullanmamın en büyük nedenlerinden bir tanesi ise kokopit'in e, suyu çok fazla e, içine çekmesi ve aynı zamanda geçirgen bir özelliğe sahip olmasıdır. Kokopit suyu sürekli içini hapsettiği için içinde sakladığı için bitkilerin su ihtiyacını sürekli karşılıyor. Fakat kesinlikle bu suyu e, bitkilerin köklerinde herhangi bir çürüme yapmıyor. Aksine e, içerisine sürekli bir nem sağladığı için ve organik olduğu için bitki köklerine fayda sağlıyor. Daha hızlı büyümelerine ve aynı zamanda alo ve kameralarda da yavru vermesini destekliyor. Bakın gördüğünüz gibi elimde iyice ufalıyorum. Suyu çektikçe bu şekilde kabarıyor ve kabardıkça da bakın gördüğünüz gibi elimize torflu bir toprak çıkıyor. Evet torflu karışım iyice yumuşamasını bekleyeceğim. Bu esnada sizlere daha önce torfa dikmiş olduğum aloe veramın gelişimini de göstermek istiyorum. Bakın bu aloe veram gördüğünüz gibi gayet güzel ve canlı. Şu anda gerçekten coştu ve bol bol yavru da çıkarıyor. Bol bol yeni yapraklar çıkarıyor. Bu aloe veram tamamıyla torf toprağına dikili. ve torf toprağında çok daha hızlı geliştiğini fark ettim diğer topraklara göre çünkü geçirgen olduğu için yumuşak muşak olduğu için e, ve köklere fayda sağladığı için rahat bir şekilde bakın görüyorsunuz hem yeni yapraklar çıkarıyor hem de yeni yavrular çıkarıyor. Hemen toprağında bakın size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi sadece torf karışımı var ve aynı zamanda içini perlit de var. Perlit ve torf ikisi bir arada özellikle su emme kapasiteleri yüksek olduğu için bitkilerin büyümesine yardımcı oluyorlar. Bakın bu saksımı da göstermek istiyorum. Bu saksımda tamamıyla torf ve aynı şekilde sadece perlite ekilmiş olan bir aloe vera ve gördüğünüz gibi bakın toprağı daha yakından göstermek istiyorum. İçinde kesinlikle kum ya da diğer torflu bir toprak yoktur. Tamamıyla kokopit yani hindistan cevizi torfuna ekmiş olduğum e, aloe veralarım ve gördüğünüz gibi bakın gayet güzel gelişimleri yerinde ve bol bol yavru veriyor. Şimdi sizlerle beraber bu karışımı nasıl hazırlayacağımı da göstermek istiyorum. Kokopit toprağım iyice yumuşadı ve artık ekim yapmak için hazır. Şimdi saksımızı hazırlayalım. Saksımız için bakın gördüğünüz gibi bir kase kokopiti ben tabağıma koydum. Bu kadar yeterli. Sizler de ekeceğiniz aloe vera sayısına göre bu toprağı kullanabilirsiniz. İçine de perlit koyacağım. Ee, özellikle bana bunu diğer videolarımda da çok sormuşsunuz isminin olduğunu. İsmi perlittir. Marketlerde bunu bulabilirsiniz. Özellikle su tutma kapasitesi yüksek olduğu için bitkilerin gelişimine fayda sağlıyor, toprak içerisinde geçirgenliği de artırıyor. Bu e, saksımda sadece ben kokopit ve perlit kullanacağım. İkisini karıştırıyorum. E, yeterli miktar. Karıştırdıktan sonra e, şimdi saksıma e, bundan koyacağım. Evet aloe veramı birazdan saksıya ekeceğim Bakın size yakından da göstermek istiyorum aloe verayı. Bakın kök kısmını görüyorsunuz. Kökler yeterli. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Aloe veraların kökleri çok azdır. O yüzden kökü yok diye üzülmenize gerek yoktur. Ve saksı seçimi her zamanki gibi çok önemlidir. Sizlere tavsiyem kesinlikle aloe veralarınızın boyuna göre saksı seçmeniz. Çok büyük saksılar tercih etmeyin. Aloe veralar her zaman dar ve küçük saksıları sever. Dar ve küçük saksılarda daha hızlı büyürler ve altının da bu şekilde delik olması gerekiyor. Çünkü suyu süzü Bilen bir saksı tercih ederseniz aloe veralarınız da kök çürümesi olmaz ve özellikle bakın alt kısmına da biraz taş koyuyorum. Sizler çakıl da koyabilirsiniz. Böylelikle hem alttaki toprağın dökülmesini engellemiş oluyoruz. Çünkü altında delik olduğu için hem de e, suyu altta birikecek olan suyun taşlara geçmesine yardımcı olmuş olacağız. Evet şimdi üzerine toprağımı koyuyorum. Aloe vera'yı ekerken dikkat etmemiz gereken bazı püf noktalar vardır. Diğer videolarımda da her zaman değinmeye çalışıyorum. Fakat aloe veralarla ilgili bana çok fazla soru soruyorsunuz. O yüzden yine sizlere detaylı göstermeye çalışıyorum. Bakın bu aloe verayı ekerken dikkat etmemiz gereken özellikle sadece kök kısmının toprağa girmesi gerekiyor. Yani beyaz kısmının kesinlikle çok fazla toprağa girmemesi gerekiyor. Şimdi bakın göstermek istiyorum. Şu görmüş olduğunuz beyaz kısmı tam yaprak diplerine kadar toprağa ektiğiniz zaman sulama esnasında içine su gireceği için çürümelere sebep olur. O yüzden sizlere tavsiyem bir parmak kadar beyaz kısmını mutlaka dışarıda bırakın. Aloe vera'mızı ektik. Zaten torfumuz iyice su çektiği için nemli olduğu için sulama yapmıyorum. Özellikle torflu toprağa ekecekseniz lütfen sulamasına dikkat edin. Kesinlikle torf kurumadan sulama yapmayın. Aşırı sulama her zaman dediğim gibi aloe veralarda kök çürümesine sebep olur. Evet, bakın bir parmak kadar gördüğünüz gibi boşluk bıraktım. Bu kısım önemli ve kesinlikle ederek aloe veralarınızı güneşe koymayın. Güneşte sararırlar ve az sulama yapmayı da unutmayın. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer bana beğeniler yaparak destek olun. Beğenileriniz benim için çok kıymetli. Ve aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Yeni bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açık konuma getirip ve bol bol yorumlar yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı elimden geldiğince okumaya çalışıyorum ve sorularınız olduğu zaman da dönmeye çalışıyorum. Bol bol yorumlar yapıp düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.